Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir çünkü ben bomba gibiyim. Bugün harika bir videoyla geldim. Kitap alışverişi videosu. Geçen gün babil.com'dan çok güzel bir alışveriş yaptım ve sizlere de göstermek istedim. Videoda farklılıklar var. Arka planımı değiştirdim. Bir yere oturdum ve şurada bir çiçek görüyorsunuz. Şurada. Onun olmasının nedeni arkadaşlar, arka planım çok kötü. Yani o çiçeğin arkasındaki şeyleri görmemeniz gerekiyordu ve iptal edemedim. O yüzden ben de oraya çiçek koydum. Çiçek koydum. Şuraya kitapları koydum falan. Böyle bir dekorla karışık değişik şeyler yapmaya çalıştım. Şu çiçek gerçekten çok saçma. Bu çiçeğin burada çok saçma olduğunun farkındayım. Ama her şey iyi bir görüntü oluşturabilmek için kargo var. Şöyle göstereyim. Babil.com'dan harika bir kargom var. Babil.com'un şu özelliğine bayılıyorum. Çok hızlı arkadaşlar. Pazartesi günü öğlen ben siparişi verdim. Salı günü bana mail geldi. Siparişiniz onaylanmıştır, yola çıkmıştır. Ve çarşamba günü kargo benim elimdeydi. Aslında ben şu anda Tekirdağ'da olduğum için daha geç bekliyordum. Çünkü İstanbul'dayken anında gelmişti. İstanbul'da resmen bir günde siparişim geldi. Şok olmuştum. Ama hani dedim Tekirdağ'da biraz daha geç gelir falan ama aynı yani resmen 1,5 günde falan kargo geldi. Gerçekten çok hızlılar ve eğer acil bir kitap almanız gerekiyorsa kesinlikle babil.com'dan almalısınız. Ve bugüne kadar benim hiç hasarlı çıkmadı. Gerçekten küçücük bir hasar bile yoktum. İnşallah yine hasar yoktur. Çok merak ederek açacağım. Bıçağım nerede? Bıçağımı almamışım. Bıçağım burada, yakınımda, uzakta zannediyordum. Ve şimdi bakın keseceğim. Açtım. Kargo. Ay bu çok güzel oldu. Bunu böyle fotoğraf şeklinde. Neler olduğunu merak ediyorsunuz. Bu koskoca bir sürpriz. Çiçeği devireceğim. Evet, harika bir şekilde. Hayır. Ah, çok güzel. Sürüsüyle koymuşlar içinden. Neyse, video çekmem gerekiyor. Seninle sonra ilgileneceğim ve kargonun içinden çıkanlar harika bir şekilde poşetlemişler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde ve açıyorum. Bunu da açıyorum şimdi. Ay çok güzel. Yani hani insanlar böyle mutsuz oldukları zaman falan böyle giderler, alışveriş yaparlar, kendilerine alışveriş yaparlar falan ya. Ben de kitap aldım. Yani mutsuz olduğum zaman da mutlu olduğum zaman da her zaman yani kitap aldığım zaman ay çok güzeldi. Kitap aldığım zaman mutluluktan ölüyorum gerçekten. Çok ama çok seviyorum. Şu an çok ama çok mutluyum. Cicilerim, yeni cicilerim. Ay açamadım. Harika kargolamışlar. Söylenmek istemiyorum. Ay düşmesin kitaplarım, bir dakika. Evet, ilk önce kalem çıktı. Babil.com kalemi. Bakayım yazıyor mu? Yazıyor. Mavi. Babil.com kalemi çıktı arkadaşlar. Daha sonra ayraçlar. Babil.com ayraçları. Bence Babil.com'un tek bir eksiği var. O da ayraç. Çünkü okuoku.com müthiş bir şekilde ayraç veriyor. Çünkü bilmiyorum, böyle bir de paket paket ayraç veriyor. Ama Babil.com hiç ayraç vermiyor. Ve verdiği ayraçlar da kendi ayraçları. Şahsen ben Babil.com ayracından çok hoşlandım. Söylenemez. İlk aldığım kitabı gösteriyorum. Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları. Bu kitabın bende arkadaşlar ilk baskısı var. İtaki yayınlarından çıkmadan önce sayfa 6 yayınları ya da 6 sayfa yayınları hatırlamıyorum. Kitap burada, bakabilirim. Onun kitabı var bende. Bana birisi hediye etmişti. İtaki yayınları çıkacağı zaman falan bana getirmişti. Ve ben şöyle söyleyeyim, kitap hakkında hiçbir fikrim yoktu. Lakin çok okunup olay olup ikinci kitabı, filmi çıkıncaya kadar gerçekten çok olay oldu. Ben de eski baskısı vardı. Eski baskısını okumak istemedim. Çünkü ikinci kitabı yok eski baskıda. Hani yan yana koyduğunuzda gerçekten çok saçma duruyor. Hatta ben hemen size göstereyim, bir dakika. Ve evet, geldim arkadaşlar. Bu ilk baskısı. Sayfa 6 yayınlarından çıkan kitabı, ciltsiz tabii ki de böyle. Ve bu yayın evi ikinci kitabını çıkarmamış ya da çıkardı, ben görmedim, bilmiyorum. O yüzden bununla ikinci kitabı yan yana koyduğunuzda gerçekten çok çirkin durabilirdi. O yüzden yan yana durduğunda güzel olsun diye İtaki yayınlarından bir daha bu kitabı aldım.
Ve daha sonra ikinci kitabını da hemen yanına ekledim. Çünkü gerçekten çok sevildi, çok beğenildi ve ben de beğenileceğini düşünüyorum. Yani beğeneceğimi düşünüyorum. Çok ama çok merak ediyorum ve sıfır hasar. Şurada küçük bir hasar var. Onu şu an görebilir misiniz bilmiyorum. Onun dışında tertemiz ve çok güzel. Ayracı da var. Gölge şehir. Çok yamuk gösterdim. Bu şekilde bu ikisini aldım. Bu da eski baskısı. Yanlarında tatlı bir şekilde duracağını duruyorum ve yan yana kitaplar gerçekten harika ama harika harika duruyor. Çok ama çok mutluyum. Bu iki kitabı aldım. Ne kadar aldım? Bu iki kitap da çok satıldığı için babil.com'da indirim vardı arkadaşlar. Biri galiba 17'ydi, biri 19'du. Yani yalan söylemiş gibi olmayayım şu anda. Hiç hatırlamıyorum gerçekten. Fişte çıkmadığı içinden göstereyim bilmiyorum. Daha sonra Türk Seri Katiller. Bunu da bir arkadaşımın önerisi ile aldım. Çok okuduğum bir tarz değil aslında. Ama gerçekten merak ettiğim bir kitaptı. Türk olduğu için de Sevinç Yavuz. Türkleri gerçekten merak ediyorum ve polisiye gerilim türünde iyi yerlere gelmesini istediğim için ve okunması gerektiğini düşünüyorum. Sürekli yabancıları okuyarak bir yere gelemeyiz. Biraz da Türkleri öne çıkarmak istediğim için Türk Seri Katilleri aldım. Ve bunu da gerçekten çok ama çok merak ediyorum. Ve sıradaki kitabım. Satranç. Edebi kitaplar okumakta gerçekten aşırı derecede zorlanıyorum. Ama okumak istiyorum. Gerçekten okumak istiyorum. Çünkü birkaç türde takılı kalmak istemiyorum. Bütün türlere şans vermek istiyorum. Ben bu şekilde düşünürken Venüs kitaplığı ya da Üşengeç Canlı. İkisinden biri Bookstagram'lardan hatırlamıyorum. Bu yazarı gerçekten çok önermişti ve edebi kitaplar okumaya bu yazarla başladığını, dilinin biraz daha rahat olduğunu ve kitapları çok ince gerçekten. Bu incelikteki kitaplarla daha iyi okuyabildiğini söylemişti. Ben de denemek amaçlı 4 liraydı kitap. Dedim 4 lirayı bulmuşken alayım ve bir deneyeyim. Gerçekten çok ama çok merak ediyorum bu kitabı da. En yakın zamanda okuyacağım. Zaten kısacık. Şu an bile başlasam hemen biter. Diğer bir şey. Arka kapak. Arka kapağı çok seviyorum. Arkadaşlar bitti. Bu arada yine bunlardan var. Arka Kapak dergisini çok seviyorum. Arkadaşlar ben normalde fazla dergi okuyan biri değilim. Çok nadir dergi okurdum. Bir Sabit Fikir dergisini takip ediyordum. Bize en yakın, benim türüme en yakın dergi olduğu için. Diğer dergilerde sıkça sıkılıyorum. Cümle olmadı. Sıkça sıkılıyorum. Arka Kapak dergisiyle babil.com sayesinde tanıştım. Zaten onun bir alt şeyi gibi. Ve tamamıyla bizim türümüzün kitapların olduğu, harika yazarların olduğu ve röportajlarına bayıldığım bir dergi. Arka Kapak dergisini bayağıdır takip ediyorum. Şubat'tan beri falan takip ediyorum. Zaten yeni bir dergi. O yüzden Sabit Fikir'in yanında Arka Kapak'ı da takip ediyorum. Babil.com'dan alıyorum. Ama isterseniz Diyanarlar'da falan da var. Bulabilirsiniz. İçine harika gerçekten defterler koyuyorlar ve bu defterlerden o kadar çok var ki biriktire. Böyle. Çok tatlıymış. Bu şekilde. Dergi ne kadar? Dergi 9 lira. Bugün Diyanar'da gezerken Diyanar'da da gördüm. Gerçekten Diyanar'dan da alabilirsiniz ve kesinlikle denemenizi istediğim bir dergi. Bir alıp bir okuyun, bir deneyin. Ne kadar güzel olduğunu fark edeceksiniz. Babil.com alışverişim bu kadardı arkadaşlar. Bir de Arka Kapak dergisi vardı. Çok güzel kitaplar ve hepsi hasarsız gerçekten. Ve hepsinin içinde ayraçları var. Türk Seri Katiller haricinde. Bu harika bir gün oldu. Harika kitaplar, harika dergiler geldi. Çok ama çok mutluyum. Bugün de bu çiçeklerden aldım arkadaşlar. Dur arka tarafı görmeyin. Bu çiçeklerden aldım. Nedeni şu. Instagram'da güzel fotoğraflar paylaşabilmek için ne dergi aldım ne kitap aldım. Böyle aksesuarlara falan para verdim bugün. Olsun yine de mutluyum. Çok güzel bir gündü. Çok güzel bir kitaplar aldım. Babil.com'u kesinlikle öneriyorum. Arka Kapak dergisini kesinlikle öneriyorum. Sabit Fikir'i kesinlikle öneriyorum. İtaki yayınlarından Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocuklarını ve Gölge Şehri okuduktan sonra yorumunu zaten bu Instagram'da girerim. Hatta burada da paylaşırım. O zaman o kitaplar hakkında da yorumumu görmüş olursunuz. Film fragmanını da izlemeyi unutmayın. Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar.
Dolaptan sonra sen ne alaka yani? Önceden dolap gelirdi, şu an perde geliyor. Bence senin küçük bir elvedan böyle. Bayan girlfriend'in. Ya of! Çekil şurada. Şu çiçeği oraya koysam. Evet, perde gelmiyor. Şimdi şu. Heh. Evet, şu anda iyi. Evet, şu anda harikayız. Bıçak.